Manşet. Gerçek çok net. Önceki 12 Şubat kutlamalarını getirin. Hep beraber oynayalım. Şimdi maalesef kutlama değil bu. Kutlama değil. Böyle kutlama olmaz. Bizim sülalemiz, bizim dedelerimiz, ecdadımız nasıl kutluyorsa onu da biz aynı şekilde kutlamalıyız. Öyle bir şey var mı? Ne davul var ne aptal var. Hiç öyle bir şey yok. Ben buna hiç kutlama demiyorum. Ben bir çete başkanının torunu olarak gitmem de. Benim dedem çete reisiydi. Ama hani hiç yani ruhumuza uygun bir şey kutlama değil bu. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kabul etmiyorum ben. En coşkulu şekilde kutlanmalı. En coşkulu şekilde. Gitsin başka illerdeki nasıl kutlanıyorsa kurtuluşları ona göre kutlasın. İyi mi? Yani nasıl kutlanıyorsa gitsin Antep'e baksın, Adana'ya baksın, Osmaniye'ye baksın, Malatya'ya baksın. Nereye bakarsa baksın. Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle kabul etmiyorum ben. Biz memnun değildik de. Nasıl diye evvel Abdal Halil abi zamanında bu çete üyeleri çok güzeldi. Çok yani millet Maraş'ın halkı daha iyi yani bir şey değerdi, güzeldi. Davul zurnası. Şimdi davul zurna da öldü. Şimdi çeteler de aynı oynatma ama küçük küçük. Hep küçük küçük hep yani ne bileyim ben. Öyle yani eskinin adamları çet oldu mu böyle babayit babayit adamlar olurdu. Vallahi bu yıl yani daha güzel olması lazım. Daha iyi şekil olması lazım. Daha iyi yani değil mi? Ben bilerekten öyle olması lazım. Çok güzeldi, heyecanlıydı. Ama şimdi ise eskiye kadar bir şeyler kalmadı. Önemli olan insanlık ve sevgi ve saygı ama insanlar hiçbirbirlerine yani bilmiyorum. İyi olur inşallah ortam derlikli düzenli. Aynı eski ayağı inşallah geri döner. İnşallah mutlu ve rızıklı, bolluk, huzurlu geçirir inşallah. Herkese de size de geçmiş olsun. Hayırlı işler, iyi günler. İşler de bozuk şu anda, durgun. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Geçmişimizi bize hatırlatırdı yani. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi vur oynasın, çal oynasın. Ya şu ana kadar büyük bir hazırlık yok. Benim baktığıma nazarına öyle bir şey yok. Bence iyi bir düşünce. Ece olmazsa senede bir sever. Olsun yani. Ya şimdi aslında ben de çok benimsediğim bir kutlama değil. Ya kutlama şimdi malum işte çeteler var. Her muhtarlığa bağlı çeteler var. İşte çeteler, mahalleler, gezerler. Davulcunun aynen işte. Eskiden nasıl kutlandığını bilmiyorum. Gördüm sadece o kadar. Farklı bir şey bilmiyorum yani. Çeteler kutluyor işte davul zurnayla mahalle arasında dolaşıp duruyorlar. Kutladıkları bu. Şimdi önce kutlama nedir? Neye göre kutlayacağız? Kutlamanın doğası önemli. Yani doğasının dışına çıkılmamalı. Kutlama muhtemelen ne diyor? İşte Maraş'ın kurtuluşu doğru mu? İşte Maraş'ı kurtarmışız. Aslında şehitlerimiz var. Türkiye'nin her tarafında, dünyanın her tarafında ve de Kurtuluş Savaşı'nda veya Maraş'ın mücadelesinde şehit olanlar var. Bunların ruhuna bir Fatiha okunabilir, bunlara Mevlid okunabilir, Kur'an hatmi yapılabilir. Yani yürüyüşle çok basit kalıyor diye düşünüyorum. Yani 70'li yıllarda çeteler geldiği zaman insanlar o 12 Şubat'ı bizzat yaşarlardı yani. O Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yaşarlardı. Çevre illerden bile yani buraya köylerden, ilçelerden, illerden bile gelip o 12 Şubat kutlamalarını seyretmeye gelenler olurdu. Özellikle yani. Bu çok muhteşem olurdu. İnsanlar özellikle o Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yani şu anda mesela maneviyatından soğumuş bir millet, milli değerlerinden soğumuş bir millet onu bizzat yaşamalı yani. Yani şu andaki kutlamalar o onu bizzat göstermeli yani. Şimdi daha iyi bir şey yapalım. Ben belediyede çalışıyordum. Ali Sezan'ın sekreteriydim o zamanlar. Şeyler, çeteler özellikle çok güzel şeyler sergilerlerdi eskiden. Yine öyle olmasını isterim yani. Çok kalabalık bir seyirci kitlesi oluşurdu aynı zamanda. Belediye çok güzel organizasyonlar yapardı o dönemlerde. Yine aynısı olabilir o geçmiş yıllara yani 80'li yıllara gidilsin. 80'li yıllarda, 87'de oradaydım ben. 89'a kadar, 90 yılına kadar oradaydım. İnşallah yine güzel bir organizasyon yapar belediyemiz.
İşte adam... neler hazırlandı hiç ondan bir bilgimiz yok. Evet, ya evet tanıtım yetersiz. Biraz önce gelirken şeydeki kaldırıma koydukları bir şeyi gördük de milli mücadele tabelasını gördük. Öyle aklımıza geldi. 12 Şubat bile aklımıza gelmiyor artık. Reklam evet, panolarında özellikle. Reklam özellikle televizyonlarda reklamı yapılabilir. Duyurulabilir mesela. Duyurulur. Eskiki şey çok güzeldi. Bir çete bayramı olduğu belliydi. Şimdi bıttırıvız o. Anladı dediğimi. Şimdi ben gitmem. Ne diye gitmem de? Ortalığın durumunu görüyorum ciğerim. Bir maaş aldım. Gerisinde boşluğa eve gideyim. Anladı? Ne ayağıma mı yazdık derken öyle şeylere gidip. Bir emekli maaşı. Bankada yani bilmem ne kadar borcum var. Yapılandırma yapıyı bol iki katına çıkardı. Nesine varayım? Tamam mı ciğerim? Yoksa çete bayramı sizin gibi gençler buraya şenlendirirdi. Bizim gibi yaşlılar da tem tevzatıyla gelir geçerdi. Hani çocuklara sor bakayım şimdi bilir mi o eski çete bayramını? 20 yaşındaki adama sor senin yaşındaki adamına şey. Tamam o kadar canım sevdiğim. Şimdi önceki kutlamalar daha coşkulu geçerdi. Ne bileyim çete bayramı derdik biz 12 Şubat'a. Çete elbiselerini giyerdik. Babalarımız elimizden tutardı veya okullarda olsun, arkadaşlarla olsun çeteler falan daha çoktu. Şimdi konserler, daha etkinlikler daha değişik. İşte günümüze göre daha değişik bir etkinlikler yapıyorlar. Yani bilmiyorum. Daha öncekiler daha güzel görünüyordu. Şimdi daha hoş görünmüyor bize. Artık yaş itibariyle belki çocuklar daha güzel görüyordu da. Bilmiyorum. Birinci yıl için güzel bak şiir etkinlikleri olsun. Bazı etkinlikler var. Onlardan birçok şeyden bilgim yok aslında da. Güzel etkinlikler yapıyor. Belediye açısından şey yani güzel. Bence şu an kutlamayla ilgili ben çok olumlu istediğim tarzda bir şey görmüyorum yani. Açık söyleyeyim. Şu anda belediye yani etkinlikler yönde bence geride yani. Geçen döneme göre geçen dönem belediye muhteşemdi yani çalışmaları, etkinliklerde her yönde. Bu dönemde bu yeni başkanla beraber ben beğenmiyorum açıkçası. Bu yani. Şimdi daha erken başladı. Evet. Bu da belediye başkanımızın yeni gelmesinden, bu işi bilmesinden daha güzel oluyor. Yani eskisine nazaran daha güzel olacak herhalde. Görecek işte yeterli mi 12 Şubat geldi. Vallahi şey, etkinliklere şimdiden başladılar bilmiyorum. Yani herhalde güzel olacak. İyi olacağını düşünüyorum. Önceki 12 Şubatlar daha yani daha güzeldi, daha şenlikliydi, daha insanlar sevinç dolu gidiyordu. Yani yılda bir kere geldiği için o bayram onun bir ayrı özelliği vardı. Ama şu anda pek hani öyle göremiyorum. Hani bilgim yok neler yapacaklarından herhangi biri bilgim yok. Evet yani hiçbir şeyde göremedim, duyamadım, bilmiyorum. Yani bir bilgi alamadım 100. yıla özellikle hani şunlar yapılacak falan diye. Zamanımızda görülmemiş bir bayram kutlanırdı. Şimdiki mi derdi ki? Eskiden çetelerdi, talebelerdi, köyden gelen giden. Ayın 9'una başlardı eskiden. Ayın 9'unda başlardı, ayın 12'sine kadar. Çarşıdan insan eksik olmazdı evedi. Oteller, hamamlar açık olurdu parti yönünden. İyi kalabalık olur yani öyle şimdiki mi derdi yani. Yetersiz. Yüzüncü yıl kutlaması eskilerden daha iyi olması gerekir benim kendi görüşüm. Bakalım bam nasıl olacak. Vallahi çok keyifli olurdu. Burada tak kurulurdu. Çete kıyafetleri giyilirdi. Fransız askerleri temsili canlandırılırdı. Çok coşkulu, güzel, keyifli olurdu. Şöyle ben son 3-4 yıldır Kahramanmaraş'ta değilim. O yüzden çok neler son olduğunu bilemiyorum. Bilmiyorum, hatırladığım kadarıyla eskisi gibi aslında. Çok da fena değil yani. Çocuklar hala o bilinçle büyüyorlar. Hala aynı şeyler, aynı kıyafetler giyiliyor.
Benim gördüğüm o. Şu an planlananların ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama 100. yıl tabii ki özeldir. Her zamanki kutlamalara göre bir fark olması lazım. Daha coşkulu, daha geniş katılımlı, en iyi şekilde kutlanması lazım diye düşünüyorum. Abidir, orada da yine aynı noktaya geliyor. Ben burada yaşamıyorum. Maraşlıyım ama şehir dışındayım, Ankara'dayım. Belki o yüzden, belki de dediğiniz gibi gerçekten tanıtım yeterli değildir. Çünkü geldiğim zaman da herhangi bir şey görmüyorum en azından şehirde, etrafta. Manşet. Gerçek çok net.